Alper Tan, Allah size yeter. AK Parti eski Türkiye'nin halka çok ağır baskıları, işkenceleri, vatandaşları yurt dışı etme, vatandaşlıktan çıkarma uygulamaları, hor görmeleri altında 2001 yılında Allah bize yeter diyerek yola çıktı. Her şeye, her baskıya ve zulme göğüs gelerek mücadele etti. Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınçlar tek yürek olarak bir duruş sergilediler. Bu milletse bu kadrolarda umut buldu, güven buldu, huzur buldu. Daha doğrusu Allah'ın rızasını buldu, sarıldı, iktidar yaptı. Eski Türkiye'nin köhnemiş demode olmuş tüm siyasilerini sildi, süpürdü. AK Parti bir devrim hareketi gibi olanca hızıyla geldi, ülkeyi, bölgeyi, hatta dünyayı, uluslararası denilen düzeni değiştirmeye kalktı. Çok büyük işler yaptı, çok büyük adımlar attılar. Ancak bu arada eski Türkiye'nin savunucuları da hiç boş durmadılar. Cumhuriyet mitingleri, Danıştay saldırıları, daha nice başkaldırılar yapıldı. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak istemediler. Hani şimdilerde çok sevdikleri ve destekledikleri Abdullah Gül'ü. Ama bu millet bu baş kaldırmalara dur dedi, fırsat vermedi. AK Partili ve eşi başörtülü Abdullah Gül'ü bu halk, bu irade Cumhurbaşkanı yaptı. Genelkurmay 27 Nisan muhtırası verdi ama bu iktidar bunu da yemedi dimdik durdu eski Türkiye'nin karşısında. 2001 ve 2007 ruhu bu ülkeyi yeni bir Türkiye yaptı. Korkunç baskı ve zulümlerle yönetilen, 20 binin üzerinde faali meçhuller olan bir Türkiye'nin küllerinden yeni Türkiye inşa edildi. Neden? Çünkü yola çıktıklarında hiçbir şeyden korkmadan, yılmadan, hiçbir makam mevki para pula tenezzül etmeden Allah bize yeter ruhuyla hareket ettiler. Allah da onları hiç yalnız bırakmadı. Gel gelelim 7 Haziran seçimlerine. Burada AK Parti'de şımarıklık biz biliriz. Bize mecbursunuz edası baş gösterdi. Reisçi hocacı kamplaşmaları başladı. Elbette bunda paralelin ve bir dünya savaşı verdiğimiz üst aklın parti içine müdahale girişiminin etkisi vardır. Ama hepsi bundan ibaret denilemez. Bakınız şunlar 7 Haziran'da yaşandı mebus olmaya ehil olmayan, halka tepeden bakan, her türlü yanlışta bezi olan bazı isimler vekil listelerde yer buldu. AK Parti'nin içine AKP'liler doluştu. Bu millet bu yanlışları da gördü, benimsemedi kabullenemedi, içine sindiremedi. AK Parti'ye yakıştıramadı ve %10'a yakın oy kaybıyla bu hareketi tek başına iktidardan uzaklaştırma dersi verdi. 2001'in 2007'nin Allah bize yeter diyerek yola çıkan milli ve manevi değerleri yüksek AK Parti hareketinin özüne dönmesi gerekiyor. Bulunduğu nokta itibariyle yeniden arınarak, kendini sorgulayarak 1 Kasım seçimlerine tekrar 2001-2007 ruhuyla hazırlanması bekleniyor. Reisçi, hocacı ayrımı yapanlar bu hareketin düşmanlarına fırsat vermiş olurlar. Buna müsaade edilmemesi gerekiyor. Erdoğan ruhuyla, Davutoğlu azmiyle ve titizliğiyle, gülü, arınçı ve Allah bize yeter diyen tüm katmanlarıyla ya Allah bismillah diyerek yola çıkmalarını bu millet, bu halk büyük bir heyecan ve aşkla bekliyor. Bu misyon, bu hareketi sevk ve idare edenlerin asli görevleri ve bir bakıma Allah'ın emridir. AK Parti 2011 seçimlerinde millete döndü ve hadi bir daha dedi. Millet de %50'ye yakın bir oranla bir daha fırsat verdi. 2011'de %50'ye yakın veren halkın 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52 destek veren seçmenin 7 Haziran'da neden %41 verdiğinin muhasebesi çok çok iyi yapılmalı. AK Parti'nin hadi bir daha talebine tamam diyen millet, şimdi döndü ve AK Parti'ye hadi sen de bir daha 2001 ruhuna dön öyle gel diyor. AK Parti'nin Türk'üyle, Kürd'üyle, toplumun bütün kesimleriyle bu milletin huzuruna bir kere daha o ok kuruluş ruhuyla çıkması bekleniyor. Bu millet ve ümmet yüzyıllık vesayetten ve esaretten kurtulacaksa, hala AK Parti kadrolarına büyük iş ve büyük sorumluluk düşüyor. AK Parti kadroları siyasetçi olsun, bürokrat olsun, başka mesleklerden olsun, şahsi hesaplar yapma, kişisel istikbal peşinde koşma hakkına sahip değiller. Eğer şahsi hesaplar, kişisel hedefler peşinde koşanlar olursa, bunun hesabını dünyada bu millete veremeyecekleri gibi, ahirette de hesabını veremezler. AK Parti kadroları sadece Sykes-Picot sınırları içindeki Türkiye'nin değil, 1.7 milyar Müslümanın da sorumluluğunu omuzlarında hissetmeli, bunun şuurunda olmalılar. Eğer bu ruhu taşırlarsa 1 Kasım sonuçlarını kimse merak etmesin. Eğer o ruh olmayacaksa zaten fazla oy almanın da bir anlamı kalmamıştır. AK Parti sadece 1 Kasım için değil, daha büyük hedefler için çalışmalı, koşmalı. Allah kendisi için çalışanların sayını ve gayretini kesinlikle boşa çıkartmalı. İlk sözde son sözde budur Allah bize yeter o ne güzel vekildir Evet bu hareketin tabanı tabanı gönül verenleri Allah size yeter Ha gayret Alpertan kanalahaber.com.